Başkanım Ronaldo ne zaman gelecek? Yarın burada. Başkanım inşallah iyi forvet bekliyoruz sizden. Ne yapacaksınız bu? Başkanım, gelin, başkanım. Başkanım ben 20-30 senelik oynatmam başkanlığa geldim. Kombine bir de aldım yani. Ki, genel söylüyorum yani. Tabii, 42 bin kişi doldurmanız lazım. Yani. Tabii taraftan göstermesi lazım. Daha ne olacak yani, daha ne yapılacak ben bilmiyorum. Başkanım. Çekin. İnşallah bak iyi başladık. Desteklerinizle, dualarınızla inşallah sonuna kadar bu şekilde başkanım, devam sonuna kadar takımımızın yanındayız. Tamam. Hadi görüşürüz. Başkanım sağ olsun. Başkanım. Sessiz bir ortam vardı. Seyircisiz bir ortam ama gollerimizle o sessizliği bozduk. Tabi burada bizim daha da fazla gururlandıran ve sevindiren hem eski futbolcularımız hem de yeni aldıklarımızın iyi bir uyum sergileyerek, iyi bir oyunla hak ettikleri bir galibiyeti aldılar. Tur için tabii ki ikinci maç önemli. Her ne kadar 3-0'da kazanmış olsanız temkinli yaklaşıyorum ben her zaman. İkinci maça da aynı şekilde, aynı ciddiyetle hazırlanmamız gerekiyor. Tabii öncelikle başarının, galibiyetin mimarı öncelikle futbolcu arkadaşlarımız, daha sonra teknik ekip, en sonunda biz yönetim olarak her zaman sıralamayı öyle yapıyoruz. İnşallah ben şunu söylüyorum, Perşembe günkü ikinci maçta biz artık tamamıyla seyircimizi yanımızda görmek istiyoruz. Bu güzel futbolu güzel tezahüratlarla, güzel seyirciyle süslemelerini istiyorum. İnşallah Konya bizi yalnız bırakmayacaktır diye düşünüyorum. 42 bin kişilik stadımızı doldurduğumuz zaman bir üst tura çok rahat bir şekilde çıkarız inşallah. Tabii ki biz transferlerimizi yaparken öncelikle hocamızın raporu, scout ekibimizin çalışması ve en nihayetinde işte orada yönetimin hakikaten fedakarca çalışmaları ortaya çıkıyor. Tamamen istişareye dayalı transferler yaptık. Tek başımıza transfer yapmadık. Tam bir kulüp havası içerisinde transferler yaptık. İnşallah daha iyi olur diye temennimiz var, umudumuz da o yönde. Tabii ki şimdi taraftarlarımız bizden santrafor transferi bekliyor. Sadece o bölge için değil, ben dün size de belirtmiştim. Hem o bölge hem de olduğu takdirde fırsat transferleri her bölgeye Konyaspor'da transfer dönemi bitinceye kadar transferler olabilir. Santrafor noktasında da çalışmalarımız belirli bir aşamaya geldi. İnşallah o noktada da mutlu sona ulaşırız diye tahmin ediyorum. Hedeflediğimiz 3 puanı aldık. Turu geçmek istiyorduk. Biz gruplara kalmak istiyorduk. Bunun için adım adım gitmemiz gerekiyordu. Bunun için de kazandığımız için mutluyuz. Benim için de ilk deneyimi oldu Avrupa Kupaları maçında. İyi bir skorla geçtik ve mutluyuz yani. Oyuna sonradan dahil oldunuz. Zorlandın mı? 10 kişiyle de mücadele ettiniz. Tabii insan ister istemez zorlanır ama her şey konsantreye bağlıdır. Ben çok iyi konsantre olmuştum. Uğurcan kardeşimiz de çok iyi giderken bir bence ilk sarı kart değildi ama hakem öyle gördü. Ben de sonradan dahil oldum. Takıma ayak uydurdum. Kazanacağımızı biliyordum. Bunun için mutluyuz yani. İlhan Hoca hepimize güveniyor. Bunun dışında zaten yönetim ve hocanın bileceği iş. Ama bize zaten güveniyor. Bunu da gösteriyor. Her şekilde bizle kontak kuruyor, konuşuyor. Güvendiğini dile getiriyor. Biz de o güveni ne hocamıza, ne taraftarımıza, ne camiamıza şey yapmayacağız yani. Kötü yansıtmayacağız. Stadı fullesinler lütfen. Onlara çünkü desteklerine çok ihtiyacımız var. İnşallah iyi başlangıç yaptık sezon içerisinde. Bu sezonun iyi gidişatını sürdürmek istiyoruz ve onlar bize itici güç olacaklardır.